Buna gölgelendirme denir. Resme perspektif katar. Ne? Yani resme böyle bir derinlik katar. Çok güzel oldu. Çünkü senin elindeydi küçük hanım. Evet. Çatıyı ne renk yapıyoruz? Düşündün mü? Bu ev gibi olsun. Bu evin çatısı hangi renk? O zaman şöyle yapalım mı? Gel buraya böyle bir boşluk çizelim. Tamam mı? Seni, beni, babanı çatıya oturtalım. Hatta ayaklarımız aşağı sarkmış olsun. Ne dersin? Olur. Bir de benim kucağıma da kardeşimi çizelim. Tamam. Öyle yapalım. Sen ne zamandır oradasın? Bir süredir diyelim ya. Bir süredir. Peki. Ne yapıyorsunuz bakalım ha? Bakalım. İyi misiniz? Baba. Kakam. Evimiz yarım kaldı biraz. Ha, güzel olmuş ha. Ya bunu boyamak lazım değil mi? Hı, boyayacağız. Al bakalım sen devam et. Tamam. Ben odamda devam edeceğim. Tamam. Ne yaptınız? Ne yapalım? Aslında Melih'i okula bırakıp oradan ben dükkana geçecektim. Bora ile şu kontrat meselesini konuşmak için. Sen kafeyi mi devralacaksın? Yok, hayır. Almayacağım. Bu hamilelik sürecini seninle ve kızımla geçirmek istiyorum. Böyle doya doya. Geçen sefer çok çalışmıştım. Bu sefer böyle iyice tadını çıkarmak istiyorum. Ay. Sen nasıl mutlu olacaksan ben hep senin yanında olacağım. Tamam mı? Biliyorum. Bak yalan yok. Yani Meleğin bebekliğini görmedim. Bir canlı anne karnında nasıl büyüyor? Ne zaman baba oluyoruz bilmiyorum. Ben sana da evlatlarımı da doymak istiyorum ya. O yüzden erken geldin. Bir konağa gittim, işlerim vardı. Sonra Zeytinlik Melik dolaştım, koştum geldim. O zaman anneni gördün. Anamı gördüm. Anam mutlu. Mavi'yi tanımak istiyorum. Onunla ilgili fikirlerim değişti. Doğulmaya karar vermiş olmasından mutlu oldum falan diyor. Güzel. Peki Zehra ve Kavruk'la ilgili ne diyor? O mesele de alakası da. Ya düğündeki gibi değil tabii. Anam ne yedi, ne içti, nasıl bu kafaya geldi anlamadım vallahi. Üzülmüştür, kendini yalnız hissetmiştir. Ya sonuçta o yaşta kadın. Yani bu yaşta evlatlarıyla küsmek kolay bir şey değil ki. Hep de aynı çatı altında yaşamışsınız. Üzülmüştür. Gülsüye ne dedi biliyor musun? Anam, Halis Efe, Necdet'le mutfakta yemek yemiş. Oo, kendini bayağı yalnız hissetmiş demek ki. Konağa gitsek mi Sancar? Ölümlü dünya. Yani sonradan bugünler için pişman olmayalım. Haklısın da. Ben anama bir güvenemiyorum abi. İçime sinmeyen şeyler var. Anlatamıyorum ama içime sinmiyor. Tatsız şeyler oldu tabii. Sen de beni korumak istiyorsun. Ama ben artık annenle ortak bir noktada buluşabileceğimize inanıyorum. En azından çocuklarım için ve senin için bunu denemek istiyorum. Bir süreliğine konağa taşınalım mı? Ne dersin?